Bir canlı bağlantımız olacak. Bu canlı bağlantımıza hemen gitmek istiyorum. Bundan böyle her pazartesi Meteoroloji İl Müdürlüğü'ne bağlanacağız. İlimizde ve Marmara bölgesindeki haftalık hava durumunu sizlere aktaracağız. Şimdi hemen meteorolojide olan arkadaşımız, muhabir arkadaşımız Batuhan Yıldırım ve kameraman Enisan Keskin'e bağlanıyoruz. Meteoroloji İl Müdürü Erol Öztabak'la bu haftanın hava durumunu alacağız. Batuhan, merhaba. Evet Fikri Hanım, günaydın. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum ben de. Şu anda Çanakkale Meteoroloji Müdürlüğü'ndeyiz. Yanımızda da il müdürümüz Erol Öztabak var. Hem bölgenin hem de Çanakkale'nin bu haftalık hava tahmini raporunu paylaşacak bizlerle. Neler görecek bu hafta Çanakkale? Hep birlikte öğreneceğiz. Evet efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Erol Bey, bu hafta bölgemizi neler bekliyor? Hafta sonunda yaşadığımız gibi yazdan kalma günler yaşamaya devam ediyoruz. Bütün Marmara bölgesinde ve ilimiz Çanakkale'de de sıcaklıklar özellikle mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyrediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde de sıcaklıklarda belirgin bir düşme beklenmiyor. Uzun yıllar ortalamamız, Çanakkale için konuşuyorum, en düşük sıcaklık 12, en yüksek sıcaklık 21 dereceyken önümüzdeki 2-3 gün yine en yüksek 25-26, en düşük de 14-15 dereceleri göreceğiz. Önümüzdeki periyotta, 3-4 günlük periyotta en azından bölgemizde ve ilimizde bir yağış beklenmiyor. Yalnız çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren lodosun hızlanmasını bekliyoruz. Yer yer fırtına şeklinde, özellikle Kıyı Ege'de lodosun fırtına şeklinde esmesini bekliyoruz. Tabii bu fırtına şeklinde lodos yönünden, yani güneybatı yönünden esen rüzgar genelde yağış getirir. Belki hafta sonu bugünkü tahminlerimize göre çok etkili ve sürekli olmayan, altını çiziyorum, hafta sonu bir hafif yağış geçişleri tüm bölgemizde, Marmara bölgesinde ve ilimizde de var. Yalnız bugünkü tahminlere göre çok etkili değil. Batuhan Bey. Efendim, artık Ekim ayını da bitirmek üzereyiz. Ciddi bir kuraklık sorunuyla karşı karşıyayız. Atikhisar Barajı'nda da ciddi bir azalma var. Çarşamba akşamı dediniz, bir bekliyoruz ihtimal var. Peki artık Çanakkale veya hatta Türkiye diyelim, bu yağışlara kavuşabilecek mi? Bunlarla alakalı bir tahmininiz, bir düşünceniz. Evet. Şimdi uzun yıllar, Çanakkale için konuşuyorum, uzun yıllar Ekim ayı toplam yağış ortalamamız 55 kilogram civarında. Bu yıl yağan yaklaşık 7-8 kilogram civarında. Yani bu yılki yağışımız, bu yılki Ekim ayındaki yağışımız ortalamaların çok altında. Önümüzdeki bir hafta içerisinde bugünkü tahminlere göre çok etkili ve sürekli bir yağış görünmüyor. İnşallah kış mevsiminin ilerleyen aylarında yağışların artmasını umut ediyoruz. Bugünkü tahminlere göre yalnız öyle bir etkili, sürekli, hani barajları dolduracak, taşıracak bir yağış gözükmüyor önümüzdeki bir hafta içerisinde. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Meteoroloji İl Müdürümüz Erol Öztabak'tan son bilgileri aldık. Etkili bir yağış beklenmediği yönünde son bilgileri aktardı bize. Hava sıcaklıklarında 26 dereceye kadar çıkacağını söyledi. Şimdilik sözü merkeze bırakalım.